edilmiş. İşte ama bu yıllar çok farklı yıllardır. Bugünkülere inat, öyle tartışmalarımız vardı ki biz mesela. İşte devam edelim miyiz arkadaşlar? En büyük tartışmamız buydu, hatırlıyor musunuz? Ve hala bulunamadı. Turşu aynısına yapılıyor. İşte gazozun en çok tüketildiği yıllar, yani gazozla ilgili gazoz merakımız başlayınca işte gazoz nerelerde üretiliyor, nerelerde tüketiliyor. İşte bunlar tabii ki 70'lerde. 70'lerde de bizim ülkemizde o ilk zamanlar her mahalle arasındaki ve üzerinde etiketi olmayan mahalle gazozcusunun ürettiği, hemen orada hatta sizin yanınızda yapan, arabalarda yapan, suyun içine işte karbondioksit, şekeri koyup yapılan gazozların işte bu yıllar biraz daha markalaşmaya doğru gitti. Yani Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan itibaren işte gazoz da artık bir kimlik kazanmaya başladı. Tabii ki bu kimlikle beraber işte gazozun üzerinin baskı olması, işte bir takım kurallara uygun olması gerekti. Bu durumda o bine yakın olduğunu resmi kayıtlarda olmasa bile bildiğimiz gazoz imalatının sayıları çok küçük olduğu için çoğu kapandı. Büyüyenler fabrika olarak hayatlarına devam etmeye başladılar. Ama o yıllar hep benim çeken, yani gazoz araştırırken başlatabiliriz. Mesela paramız yoktu, pulumuz yoktu. En çok sevdiğimiz şarkılardan bunlar. Ama gazoz almaya her zaman mutlaka para buluyorduk. 60'lar, 70'ler zamanında gazozla ilgili ben araştırmalar yaparken, şu anda birçok grupla çalışma halindeyiz. Artık bir kere başladı ya bu. Yani bir o virüs size bulaştıktan sonra bir daha kendinizi alamıyorsunuz. Artık gazozun çok ötesine çıkıyor ve gazozdan işte bugün 2020 yılına gelene kadar aslında bir Türkiye tarihini, o gazozun tüketildiği zamanlardaki işte burada sinemayı, tiyatroyu, müziği, kültür sanatı hepsini içine almış oluyor. Çünkü o zamanın en büyük eğlencesi bizim o içtiğimiz, bazen paramızın olmadığı, bazen işte bir arkadaşımızın parasının olup o gazozu bölüştüğümüz ve en önemlisi şu gazoz kapaklarını işte düzleştirip onlarla oyunlar oynadığımız o dönemlerde. Benim serüvenim de böyle başladı. Yani gazozu araştırırken bunlar daha çok ilgi çekmeye başladı. Orada gazoz artık benim için bir araç oldu. Ama o araç öyle keyifli bir yolculuk sağladı ki bizi bugünlere getirdi. Ne vardı sırada ve ben onu geçelim. Hala hangi kanalda çıksa eminim birçoğunuz bana katılacaksınız. 1000 defa da seyretsek hemen onu oturup, çünkü size hiç sizi yormayan, ya 50 defa seyrettiniz mi bir defa daha seyrettiren, evet o günden devam edelim. Hepimiz hatırlıyoruz mu? Herhalde hatırlamayan sadece iki genç arkadaşımız. Çok güzel şeylerdi. Şimdi gazozdan bahsederken aslında Türkiye hayatını bahsettik. Evet. Kovalı soba. Devam edelim arkadaşlar. İstanbul. Karaköy. Evet. Esenler. O polise soru kodu. Soru kodu, evet. Biz Almanya'dan geldik sayılır. Modern tuş girdi. Öyleydi.
peki bu telefonu kilitlediği zaman nasıl arama yapardın? Düşeyerek işte. Mesela araya gireceğim. Lütfen hesapla. Tık tık 3 kere mesela. Üç, beş, askerlik beş, görevini beş, yaparken eviyle görüşmesini istediğim gariban askerliğimi paşanın emir subaylığına davet ederdim. Anahtarı bende yoktu bu telefonun ama ataşla açıp çocukları Urfa ile Mardin'e aileleriyle görüştürüyordum. İtiraf ediyoruz. Amca. Google amca. Hemen alayım sana onları. Şimdi nereye kadar geldiğinize bakın. Bir gazoz dedim. Gazozla birlikte gazozun içinde yılları anlatırken hepimiz nereye gittik biliyor musunuz? İşte zaten meseleyi ben hep buradan. 2 yıl önce iş yerimizi açtığımızda hiçbir şey yapmadım ben. Sadece orada gazoz birlikte satarken bu birazdan kısa bir görüntü işimize göstereceğiz. Eşyalı toplarken sizler gibi insanlarla işte o yolculuk yaptık. İşin en güzel, keyifli tarafı zaten bu. Yani orada insanlar bir gazoz içliklerinde, şu anda sizin yaşadığınızı, orada ben her gün birçok değerli insanla yaşıyorum. Herkes, inanamıyorum. Tabii en çok şu soru geliyor. Bunları nereden buluyorsunuz? Bunlar gerçekten hala üretiliyor mu? Şimdi tabii burada teknik kısa bilgi vereyim. Şimdi bunlar, şu an size de bir poşetlerde bir nostalji paketi hazırladık. Bunların bir kısmı hala üretiliyor. Fakat bunlar işte Carrefour'lardan, Migros'larda o kapitalizmin o ağır çarklarında baş edecek güçte olmadıkları için işte cinosu, leblebi tozu, horoz şekeri, emzik şekeri daha genel yerlerde var. Ama biz bunu genelde göremiyoruz. Fakat bunu biz işte sağdan soldan tabii çok zor da bir iş. Yani biz ürünlerimizi en az 15-20 yerden topluyoruz. Yani biri bir yerden çıkıyor, biri bir yerden çıkıyor. Biz oraya getirdiğimizde çoğu insan inanmıyor. Yani diyor ki bu gazozları işte siz mi hepsine değişik merdivenle dolduruyorsunuz. Tabii bu gazoz yolculuğu bizi buraya da götürdü. Türkiye'de bir takım değerleri yaratmayı ben kendime misyon eden bir insanım. Yani herkes yapabileceği bir şeyi yapabileceğine inanıyorum. Sizler de burada bu çatı altında çok değerli işler yapıyorsunuz. Ben de eski markaların tekrar yaşaması gerektiğine inandığım için hem iki markanın belediye nezdinde tekrar hayata katılmasına katkıda bulundum. Kastamonu Belediyesi'nde. Bir de Hürriyet adı altında 1908'den ilk çıkan ama hiç o kayıtlara ulaşamıyoruz kapanan sonra en son 1980'e kadar üretimi devam eden Balıkesir Havran'da bir gazoz markası olduğunu bulduk. Tabi bu gazoz markasından kimse kalmamış. Biz sadece orada çalışan birine ulaştık. Markanın isim hakkını satın aldık. Biz şu anda o markayla Türkiye'deki ilk karadut arabalı gazozu çıkardık, ürettik. Bunu yaparken de %100 pancar şekeri kullanarak, glikoz kullanmayarak şurada vicdanımıza ben de benden sonraki nesillere kaybolan bir markayı tekrar kazandırdığımıza inanıyorum. Türkiye'de de son zamanlarda farklı bir geri dönüş var. Yani siz de şu anda bir gazoz kelimesini duyup burada dinlemek için bu daveti yaptığınıza göre bir gazoz ilginizi çekiyor. Çekmeye de devam edecek. Dolayısıyla artık geçmişten yani 1965'lerde Türkiye'ye gelen Coca-Cola, Pepsi'nin vesairenin o hakimiyeti artık insanlara biraz daha yöresele doğru genç kuşakta da yani bizim gibi hatırlayanların dışında genç kuşakta da bir ilgi var. Tabii gazoz üreticileri de mesela genç kuşağı işte elma erikli, lavantalı, kahveli bir takım gazozlar yapıyor. Yani Türkiye'de şu anda sayıları 1000 olmasa da 70-80'e yakın büyük çaplı fabrika ve 100'ün üzerinde de gazoz çeşidi tekrar hayatımızda var ve bu giderek artmaya başlıyor. Ama son döneme ait herhalde devam edelim lütfen. Gazozu en iyi anlatan film bu. Thank you.
Her şekilde güzel olmuş. Şimdi hangi abi? Şimdi bizler biraz meclisinde başkanım. Ataşehir Nova Alışveriş Merkezi'nde gazozlu kişisel bir merakımla başladığında şu anda benim bir hobimi yapıyorum. Hobimden para kazanıyorum. Hobimi yaparken ülkeme bir değer kattığıma inanıyorum. Şunu kattığıma inanıyorum. Ben ve benim gibi insanlar yerel üretimi destekledikçe, hani arkamızdaki ulu önderimizin dediği gibi, kalbimizde olan, burada bana karşımda bakan, resimde bakan, ülkesini en çok seven, işini en iyi yapandır. Ben de işimi en iyi yapmaya şöyle çalışıyorum. Biz kaybolan bir markayı tekrar kazandırarak, bu ülkede bizim gibi markalar çoğaldıkça, Anadolu'da gazoz imalathaneleri çoğaldıkça, orada bir istihdam yaratınca, bu çok bir okyanusta dalga gibi görünse bile çok farklı halkalar yaratıyor. Hobimi yapıyorum, para kazanıyorum, zevk alıyorum ve ülkem için bir şeyi faydalı yaptığıma inanıyorum. Bu da bizim Ataşehir Nova Alışveriş Merkezi'ndeki işlerimizin kısa görüntüleri. Değerli dostlar, gazozlu bir yere içmeye gittiğinizde mutlaka size ya bu gazozu hatırlıyor musun, bu bizim nerenin gazozuydu diye konuşmaya başladığınızda işte şu anda olduğu gibi hep bize hayatımıza bir şeyler katıyor. Bizler de burada bunu yaparken gazozu beslemek için, gazozun yanında tüketilmesi için ve gazozun tüketildiği, en çok tüketildiği yılları hatırlatmak için tabii ki dükkanımızda gördüğünüz gibi bu işi geliştirmek anlamında o yıllara ait neler varsa bulmaya çalışıyoruz. Örneğin işte solatesler, o döneme ait patlayan şekerler, efendim kelolar, sakızlar, dandiler, yumuyumlar ve bunun bir standardı sonu yok. Çünkü bugün bulmadığınızda yarın ulaşabiliyorsunuz. Yani bize, dükkanımıza gelen her hafta geldiğinde farklı bir ürünle karşılaşabiliyor. Biz bundan çok büyük bir keyif alıyoruz. Bu işi bir anlamda misyonerliğimizi yaptığımızı düşünüyoruz. Ama en güzel tarafı da hobim olarak başladığım bir yolculukta bir hikaye yaratmaya çalışıyorum. Bir hikaye yazmaya çalışıyorum. Bunun çok arka planları var. Bununla ilgili ileride daha farklı bir programlar, sunumlar düşünüyoruz. Ama en güzel tarafı da işte o Türkiye'nin en güzel, en saf, en masum yıllarını bugün hatırlamak, o insancıl değerleri, o paylaşmayı, bugün herhalde en çok bir gazozlu, tabii içeceğiz hep ama gazozdan en çok ihtiyacımız olan o değerleri tekrar yaşamak. İşte o değerleri tekrar yaşamak için de yapmamız gereken bunlara sahip çıkmak ve herhalde bize de burada çok büyük görevler düşüyor. İşte biz hani Nuri Alço içine ilaç atarak kandırıyordu ya, biz de şöyle kandırıyoruz. Bir gazoz içirdiğimiz zaman diyoruz ki bak bu gazoz içildiği zamanlar şöyle bir Türkiye vardı, böyle bir dünya vardı. Kadınların şiddet görmediği, çocukların taciz edilmediği, kapıların kilitlenmediği, güzel neşeli insanların en büyük tartışmalarda turşulun yapıldığı Türkiye vardı diyoruz. Ve hala karşılıksız bir şey olabildiğini, yani bugün belli bir genç kesime ütopya gelen, gerçekçi gibi görünmeyen birçok şeyi biz aslında burada anlatmaya çalışıyoruz. Nacizane ben de dilim döndüğünce gazozdan yola çıkarak bu duygularımı, bu yaşadığım sevimini sizlerle paylaşmak istedim. Tekrar böyle çok güzel ve değerli bir ortamda böyle bir kulübün çatısı altında bulunmak gerçekten keyif veriyor. Ben bunu böyle seçkin ortamlarda anlattığımdan çok daha farklı geri dönüşler oluyor. Bu da ayrı bir keyif. Nazik davetiniz için tekrar teşekkür ederim.